Herkese merhabalar arkadaşlar. Atatürk'leri, eski bir avukatları subayı. Yaklaşık 5 senedir network marketing alanında çalışmalar yapan ve bu konuda da kendini bir nevi geliştirmeye çalışan biri olarak karşınızdayım. Bu videoyu çekmemin asıl amacı şu an içeride zaten arkadaşlarımızla beraber bir eğitim yapıyoruz. Ama bu sektördeki çalışan bir dolu arkadaşımızın şimdi çekeceğimiz videodan eminim yararlanabileceklerini düşünüyorum ve network marketing sektöründe hangi firmada çalışırsanız çalışın, eminim bu anlatacağımız 5-10 dakikalık network marketing bilmeyen birinin bakış açısıyla ilgili bazı küçük tüyolar kendi adıma, kendi tecrübelerimden paylaşmak istiyorum. Bu arada biz içeride arkadaşlarımızla beraber güzel bir eğitim yapıyoruz. Dediğim gibi bu eğitimin içerisinde de bu konuyu paylaşacağız. Sizler de dinleyebilin diye. Şimdi genelde network marketing ile ilgili insanların en çok takıldığı konu ya da ilk bir araya geldiğinizde, ilk tanışma esnasında genelde insanların network marketing ile ilgili belki de 50'den fazlanın genel bakış açısı nedir? Bu iş bir titan saadet zinciridir ya da işte üye toplama işidir, bir arkadaşınızın üzerinden para kazanma işidir. Bakış açılarımız, negatif bakış açılarından bahsediyoruz. Ya da bir pazarlama işidir, bu bir satış işidir. İnsanların al bir şey satması gerekir. Bazı insanların kariyerine çok uygun gelmeyebilir. Veya genelde biraz daha egolu ülkemiz bu anlamda boş adam işidir. Bu bir iş değildir zaten. Bu bir ek gelir kapısıdır. Ya da bayan işidir. Kadınların daha çok yaptığı bir iştir. Şimdi arkadaşlar genelde insanların en büyük yaptığı hatalardan bir tanesi duyduklarıyla bildiklerini karıştırmaktır. Biraz önce biz eğitimin içerisinde de söylediğimiz gibi insanlar bazı şeyleri duyarlar ve bu duydukları şeyin doğru olup olmadığını analiz etmeden bilmeye karar verirler ve bununla hareket ederler. İşte bir komşudan duyarlar, bir başarısız hikayeden duyarlar veya işte bir gazeteden okurlar. Bilirsiniz gazetede de en iyi haberler olur ya da en kötü haberler, orta dereceli haberler pek manalı olmaz. Flash şeyler ya da televizyonda çıkan şeyler ya da komşular arasında en flash şeyler konuşulur. Ya negatif ya da pozitif. Ortalar konuşulmaz. Network marketing ile ilgili size bu sektörle ilgili benim aldığım en önemli eğitimlerden birinden bahsedeyim. Özellikle yurt dışında Las Vegas'ta bir eğitim almıştım. Ve o eğitimde konuşmacının çok önemli bir cümlesi vardı. İngilizce olarak şöyle söylüyordu. This is not a work, this is a job. Yani work kelimesinin kelime anlamı Türkiye'de iş demek. Job kelimesinin de anlamı aslında iş demek. This is not a work dediğinde bu bir iş değildir. This is a job dediğinde bu bir iştir. Şimdi oradaki küçük çizgi şuydu. Bu bir iş değildir. Aslında bu iş bir meslek işidir. Yani bu bir meslektir. Bunu bir meslek gibi görürseniz bu bir iştir tanımıyla. Pek önce anlamadım. Fakat şimdi kendi mesleğimden düşünüyorum. Bir uçak mühendisi olarak, bir subay gözüyle bakıyorum. İnsanlar bir subay oldukları zaman nasıl bir mesai yaparlar? Ya da bir insan, mühendis bir insan nasıl bir mesai yapar? Ya da bir muhasebeci nasıl bir mesai yapar? Genel anlamda bir şablon düşünüyorum. Acaba haftanın 3 günü mü gider? Haftanın 2 günü mü gider? Canı istediği zaman mı gider? Yoksa bir periyodu mu vardır? Buradaki job kelimesi, yani bu bir meslektir kısmı Türkiye'de henüz oluşmadı. Hala bu üç problemden dolayı. Peki network marketing bilmeyen birine sohbet ederken sorulması gereken ya da onun düşündürmesi gereken bazı şeyler bulabilir miyiz? Network marketing'de benim öğrendiğim en büyük tecrübelerden bir tanesi de şu. Karşı tarafa bilmediği bir şeyi anlatırken ona yapacağınız hiçbir açıklama onu tatmin etmiyor. Çok önemli bir ayrıntı. Karşınızdaki kişi sizden ne kadar doğru bilgi alırsa da alsın, o bilgi karşı tarafta yeteri kadar etki yaratmıyor. Dünyanın network marketing alanındaki tüm başarılı insanların ortak bir cümlesi vardır. Doğru soruyu sorma teknikleri. Aslında duymak istediğiniz şeyi karşı tarafa sormayı tercih ederseniz, karşı taraf kendi ağzından çıkanı kulağının duymasını sağlarsanız başarı elde etmeniz artıyor. Biraz açalım konuyu. Mesela network marketing alanında bu bir iştir ve paylaşım yaptığınız kişi ama bu işler titan ve saadet zinciri ben öyle düşünüyorum dediğinde ona şu soru sorulabilir. Peki saadet zinciri bana tanımlar mısın? Sen önce saadet zincirinin ne olduğunu biliyor musun? Ya da bu iş aynı
işte bu deterjan satan firma işi gibi, hani bilirsiniz. Ya da bu oje satan firma işi mi dediğinde bana o firmayı tanımlar mısınız? Mesela ben ilk network'le tanıştığımda, aa evet, burada birkaç isim vereceğim, çok önemli değil. Aa dedim ki, aynı Amway işi gibi bu galiba. Bana dediler ki, Amway'dir, Amway nasıl bir iş? Halbuki karşımdaki kişi zaten bana Amway anlatacakmış. Aa aynı Amway'e benziyor dedim. O da bana dedi ki, Amway nedir? Ya dedim, kadınlar satmıyor mu? Deterjan, meterjan, işte o iş değil mi? Ha, yo, bu iş o iş değil dediler. Peki nasıl dedim? Dediler, sen Amway'i bir tanımlar mısın bize? Dedim, işte deterjan satan firma. Yok dediler, ben Amway'i bile tanımıyorum. Bak, ben Amway'i şöyle tanıyorum. İşte 100'ün üzerindeki ülkede ticaret yapan, yaklaşık 60-70 yıldır dünyada varlığı olan ve bu sektörün içerisinde birinci sırayı hala kaptırmamış, yaklaşık 13-14 milyar dolar yıllık ciroya sahip, milyonlara yakın distribütörüyle beraber A++ vergiler, işte ne bileyim, krediler almış, hala geliştirmekte olduğu ürün gamıyla yaklaşık bilmem kaç bin tane ürüne ulaşmış bir firma olarak tanıyorum. Dünyada da şu kadar, ayda şu kadar primler dağıtan bir firma ve yaklaşık şu kadar insanı yurt dışında seyahate götürmüş, şu büyük adamları bünyesinden çıkarmış bir firma. Ben de Emre'yi böyle tanıyorum. Demek ki senin tanıdığın Emre ile benim tanıdığım Emre arasında biraz fark var. Doğru soru. Ben de dedim ki, acaba gerçekten söyledikleri doğru olabilir mi? Yani Emre gerçekten böyle bir şey miymiş deyince, Google doğruları söylüyor. Abi baktım, gerçekten doğru. Ha, o zaman şuna karar vermek lazım. Karşı tarafa onun bildiklerinin yanlış olduğunun sinyalini verecek soruyu sormak. Network marketing bir titan saadet zinciridir. Genel bakış budur ki doğrudur da. Niye? Çünkü bu tarz işlerin içerisinde bu tarz çalışan firmalar mevcut. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Gazetede bir haber okursunuz. Kasap at eti satmıştır. Kasap domuz eti satmıştır. Ve bilinçlenirsiniz. Bizim mahalledeki kasap da acaba at eti satar mı? Ve ona tereddütlü yanaşırsınız. İlk kilo eti aldığınızda gözüne bakıp, sen de mi saadet zinciri gibi, sen de at eti satıyor olabilir misin? Bütün, bak kasap mı? Bütün kasapların hepsi at eti satmaz. Ama bir at eti satan kasap çıktı mı, bütün kasaplar bundan etkilenir. Eğer kasabın kendini doğru ispatlamazsa riski vardır, doğru mu? O yüzden kasap, mesela bana gelse ve dese ki, kasap olsam at eti mi satıyorsun dediğimde, sen hiç at eti gördün mü diye sorarım. Sence bu at etine benziyor mu? Bilmiyorum. Bilmiyorsan şu an sana ne sattığımı nereden bileceksin? Önce gidip at etin nasıl bakıp görüldüğüne bakman lazım arkadaşım demek lazım. Vallahi satmıyoruz. Yeminle satmıyoruz. Billahi satmıyoruz. Buna gerek var mı? Düzgün bir kasapsan, işinden eminsen, yaptığından eminsen, bunu ispatlamak zorunda mıyım? Ver etini. Bak orada başka kasap var. Hadi güle güle. Bunu yapmamız gerekmiyor mu? Müşteri kaybetmekten kim korkmaz? Kim müşteri kaybetmekten korkmaz? İşinden emin olan, kalitesinden emin olan adam müşteri kaybetmekten korkmaz. Dolayısıyla network marketing bir titan saadet zinciri dediğinde soracağınız ilk soru ne? Saadet zincirini bana tanımlar mısın? Muhtemelen şöyle tanımlayacak. O onu ekleyecek, bu bunu ekleyecek, bu bu. Ha o mu? Biz bu işi yapmıyoruz. Bizim yaptığımız iş bu değil. Şimdi beni dinleyecek misin? Hayır. Görüşürüz. Pazarlama işi. Satış işi. Genelde ürün network yapan arkadaşların başına çok gelir. Mesela benim yaptığım ilk şey buydu. O zaman bir firma vardı, bir kahve firması ve 6 koldan yürüyordu. Bilenleriniz vardır, Unilever dediğimiz. Ve ben sponsoruna şunu sormuştum. Bu bir satış işi ve ben uçak mühendisiyim. Yani hiç olur mu ya? Hiç yakışır mı bir askere kahve satmak? O da demişti ki, kahve içiyor musun? İçiyorum. Peki bunu içtiğinde sana soran oluyor mu? Ne içiyorsun diye. Oluyor. Peki benim kahvemden memnun kalırsam bunu anlatır mısın? Dedim, anlatamam. Başkasına vesile olmak bana ters. Sonra o kahve firması benim babamın kolon rahatsızlığını çok büyük bir etkiye sahip olmuştu. Ve ne oldu biliyor musunuz? Her girdiğim ortamda şunu yapmaya başladım. Başın mı ağrıyor? Bir kahve var, içmen lazım. Bunu satış için yapmamıştım. Babamın kanser yakın olan sonucunu aldığım için yapmıştım. İşte kulağım mı ağrıyor? Valla bir kahve var ama iyi gelir mi bilmiyorum. İşte midem mi ağrıyor? Valla öyle bir kahve var ki
Bizde de iyi sonuçlar var. Babanda bir problem var. Bizde de oldu. Sonra bir baktım. Aa ben yapıyorum bunu. İçinde çıkar olmayınca oluyor. Sonra ben tabii bu yapma çalışmalarından dolayı bir para kazanınca sponsorum o zaman çağırdı, demiştim ki bana bu işi bir anlat bakayım şimdi nasıl işliyor. O da demişti ki bu yaptığın sürece insanlar da memnun kaldığı sürece sence bir ağ oluşmaz mı? Oluşur. Dedim şunu matematiğini bana hemen anlat. İşin içerisinde para çıkarı girince bir baktım o etki o kadar da büyük olmuyor artık. Çünkü kafamdaki şey kaç kişiyi daha kaydedebilirim. Ona geçtiğimiz anda bünye farklı çalışıyor. Ve bu sefer Allah Allah daha önce ne kadar etkiliydim şimdi daha az etkiliyim oluyorsunuz. Network marketing'deki problem burada başlıyor. Bu bir iş pazarlama işi zannediliyor. Aslında pazarlama işi değil. Aslında dünya her şey bir pazarlama. Her şey bir satış. Ama burada aslında tamamen gerçek memnuniyet hissini kapılmanız ve yaşamanız gerekiyor. Gerçekten hissetmeniz gerekiyor. Bu memnuniyetin içinizde dolanıyor olması lazım. Ve kafanızdaki de şu olmalı. Ben bu memnuniyeti anlatmalıyım hissine girmelisiniz. Eğer karşı taraftan kazanacağınız rakam üzerinden gidiyorsanız büyük ihtimalle başarınız %50 düşüyor. Cebinize gerçekten bir sektörde 3 kat girmişse gerçekten beni anlayan anlıyor. O zaman bunu anlatabiliyorsunuz. Çünkü girdi. Ama girmeden anlatamazsınız. O yüzden o firmada da hatırlayan arkadaşlarım vardır. Sonuç almamış ama almış gibi anlatıyorlardı. Olmuyordu. Olmuyordu. Görsel sonuçlar gösterici ne kadar etkili sonuçlar, paralar kazanmıştı. Şimdi boş adam işi zamanı. Zamanı olmayan insan işi. Genelde bu cevabı da çok alıyoruz. Değil mi? Bu işler için zaman gerekiyor. Çok güzel bir cümle. Çok ağır. Biraz zamana ihtiyaç var. Sen benim kaç saat çalıştığımı biliyor musun? Ben işte şu işçiyim, şurada memurum. Zaten bir cumartesim var, bir pazarım var. Arkadaşlar, size çok ilginç bir sonuç göstereceğim. Bunu gördüğüm zaman Türkiye'de insanların neden network'te başarılı olmadığını anladım. Dünya her yerde gün 24 saat. Var mı farklı olanlar? Yok. Dünyanın her yerinde hafta 7 gün. Doğru mu? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, perşembe yok. Tekrar pazartesi. Dünyanın her yerinde insanlar 168 saat bir haftada yaşıyoruz. Doğru mu? Evet. 168 saat haftada. Genelde en ağır örneği yapalım. Haftada genelde insanlar maksimum 6 gün çalışabilirler. Değil mi? Yani genelde en ağır çalışanlar. Ama önce uykudan gidelim. Bir insan haftada her gün kaç saat uyusun? 8 saat. Normali 8 saat. Ama büyük ağır çalışanlar genelde buna 6 saat der. Ya da 5. Değil mi? 6 saat, 5 saat uyur. Biz kötüyü hesaplayalım. Hatta gelin herkese 9 saat uyku verelim. Haftanın her günü 9 saat. Var mı problem? Yok. Haftanın 6 günü en ağır çalışan kişi 10, hadi 12 saat çalışır. Doğru mu? Bakın bir ortalama alacağız. Biliyorum 18 saat çalışanlar da var. Ama genelde 10 saattir. Değil mi? Akşam 8, sabah 8, akşam 8, sabah 6, akşam 6 falan. Genelde böyledir. Katılıyor musunuz bilmiyorum. Evet. 60. Bir insanın uykusunu verdik. Bir insanın işini verdik. Geriye kaldı? Biraz ailesine verelim zaman. Evli olsun ya da olmasın, sevgilisi olsun. Haftanın her gün, ama her gün 2 saatini eşini ya da çocuğunu ayırmasını sağlayalım. 14 saat vereceğiz. Haftada her gün 2 saat. Yani sabah akşam 2 saati var. İster eşini gezer yemek yer, ister çocuğuyla oynar. 2 saatte televizyon. Bir de keyif verelim. Keyif. İster yine çocuğuyla zaman geçir, ister sevgilisiyle baş başa yemek yer, maç izler, top oynar, golf oynar, beni ilgilendirmez. Haftanın her günü yeter mi? Evet. Bir insan uyudu, bir insan iş yaptı, bir insan ailesiyle zaman geçirdi, bir de keyif yaptı. İster kendini ayırdı, ister kendisini. Toplayabilir miyiz? 150. 12, 151. Kaldı.
17 saat. Ya bu 17 saati al, 10 saatini de sana hediye ediyorum. Hangisini de kullanmak istersen kullan. Facebook'ta kullan, maçta kullan. 8, 9 saat uyuyan adam var mı? Yok ha. 10 saat kaç kişi çalışıyor ki? Ben size bir şey söyleyeyim, ortalama bu 7, bu da 8. O zaman ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? 50 saat falan çıkıyor. Zaman olmayan insanların işi. Zaman aslında o kadar fazla ki, sadece planlama hatası. Tabii ki böyle şey oynamak gerekmiyor. Çok kolay değil çünkü zaman. Zamanı yönetmek çok kolay değil. Ama bu iş boş zaman işi değil. Bu iş zamanı akıllıca kullanma işi. Eğer bu zamanının şu kısmını azıcık akıllıca kullanırsan bir ek gelir kazanabilirsin. Bu zamanın tamamını doğru kullanmaya başlarsan şuradaki uykundan ve işinden çalabilirsin. Çünkü artık ek gelir olmaktan çıkabilir. Bakın şunu 1-2 saatini kullandığınız zaman ek gelir olur. Şunu tamamını kullanmaya başlarsanız düzenli bir süre sonra buradaki 60 saati de kurtarırsınız. O zaman bu iş tam zamanına dönebilir. Ama network marketing boş zaman işi değildir. Şimdi insanlar network marketing'e neden yanlış bakıyor biliyor musunuz? Çünkü insanlar genel anlamda bir şeye sabitlendiği anda, genelde bu memurluk oluyor, insanlar elindekilerini kaybetmek istemez. Ve gerçekten bu kadar yoğun tempoda yaşayan biri için şuradaki 2 saati çalmak zordur. Bazen oturup hiç mi hissettiğiniz oldu mu bilmiyorum. Cep telefonunuzda bir Facebook'a bakayım deyip bir dönüp baktığınızda 4,5 saat, 5 saat geçtiğini fark ettiğiniz oluyor mu? Ya şu maça bir bakayım ya da şu televizyonda bir diziye bakayım dediğinizde bir bakıp aa saat gece 2 olmuş. Şu film aa ne zaman geçti zaman? Hiç bunu hissettiğiniz oldu mu? Benim çok oldu. Evet. Bazen o Facebook'ta geçirdiğiniz 5 saat, bakın kimsenin keyfinden çalmak istemiyorum. Ben 10 saat daha verdim biliyorsunuz. Keyif için. Bak keyif var, ekstra. İnsanlar sadece tembel. Bu bir gerçek. Network marketing tembel işi değil. O yüzden bir tembele bu işi anlattığınız zaman zamanı olmayabilir. Bahanelerin en büyüğüdür. Param yok, zamanım yok, çevrem yok. Dolayısıyla network marketing bilmeyen birine anlatmanız gereken zamanı yok diyen kişiye bunu anlatabilirsiniz. Aslında zamanı olduğunu. Çevresi olmayan insanlara sadece birkaç tane doğru soruyla çevresinde tanıdığı berberler, çevresinde tanıdığı kuaförler, çevresinde paraya ihtiyacı olan insanlar, çevresinde yeni evlenenler, çevresinde yeni boşananlar, çevresinde çocuk okutanlar, çevresinde bir Allah'ın bir fırsat diyen tanıdıklarının birkaçının isminin listesini aldığınızda ortalama en kötü liste yapan kişi 12 kişi yapıyor. Sonra o listeyi elinden alıyorsunuz ve diyorsunuz ki sen bu işi yapmazsan ben bu 12 kişiye gidebilir miyim? Aa, bu 12 kişinin her biri 12 kişi tanıyorsa matematik 144 diyor. Düşünebiliyor musun? 144 kişiyi bana verdin aslında şu an. Ama sen yapmak zorunda değilsin. Bak bu 12 kişi. Arkadaşlar ben organizasyonda bir ara 15 bin kişilik bir ekip kurmuştum. Şu anda da yaklaşık 3 bin üzerinde organizasyon. Beni bulmak, 15 bin kişiyi bulmakla aynı şey değil mi? Bu örnekten gidiyorduk. Beni bulmuş olsaydın, bulabilirdin de. Ben sokakta dolanıyordum. Peki ben tek miyim? Acaba dışarıda benim gibi düşünen insanlar yok mu? O zaman gelip dönüp dolaşıp aslında network bilmeyen birine network marketing ile ilgili herhangi firma, ürün, yatırım hiç fark etmez. Hangi şeyi sunacaksak sunalım. Ama aslında temada şu var. Bir, karşımızdakinin kesinlikle ama kesinlikle doğru soru sormamız lazım. Karşımızdakiye kişinin ve bize atacağı topları öyle kontrol edebilmemiz lazım ki bu iş titan, bu iş zaman işi, bu iş boş adam işi, bu iş pazarlama dediğinde öyle doğru sorular sormamız lazım ki sence böyle olsa böyle olur mu? İşte bu iş titan. Titan nedir? Bana bir anlat. Bu iş titan değil. Ne bileyim işte bu iş pazarlama doğru soru. Pazarlamayı bana tanıtır mısın? Nedir? Ne bileyim işte bu iş boş zaman işi. Sen haftada kaç gün yatıyorsun? Kaç gün kalkıyorsun? Bu iş boş zaman işi değil bence. Doğru soruları sormak ve arkasından da doğru frekansı yakalamak, onun beklentilerini yakalamak. Ama bunların hepsinin önünde ne var biliyor musunuz? Hepsinin önünde çok kritik bir şey var. Bence çok önemli. İnsanların network marketing'in anlatırken en önemli 2-3 kriterden bir tanesi şu.
onun hikayesini doğru öğrenmek ve onun hikayesinin dengi bir hikaye satmak gerekiyor. Bir ev hanımıyla eğer sohbet halindeyseniz, başarılı bir ev hanımının hikayesini kullanabilirsiniz. Ekran görüntüsüyle. Evet, bir gün o kişi de senin gibiydi ama şimdi burada. Bazı şeyleri değiştirdi. Seni onunla tanıştırmak isterim. Tabii dediğim gibi bu çerçevenin içerisindeki en büyük cümle şu. Karşınızdaki kişi hayatıyla ilgili değişiklik yapmak istemiyorsa ona hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız. Hani bir laf vardır ya, merdivenden elinizi uzatırsınız ve insanları yukarı çekebilirsiniz. Ama merdivende adamı sırtınıza koyup merdivenlerden yukarı çıkamazsınız. Ya beraber düşersiniz ya da çıkamazsınız. O zaman adayımızdaki, network marketing bilmeyen adayımızdaki en önemli, bizim beklediğimiz kriter ne? Hayatında gerçekten bir şeyleri değiştiriyor, istiyor olmalı. Olmalı. Ya ben mutluyum. Okey, mutlusun. Ve ben bazen adaylarıma söylerim. Yaptığın işten mutlu musun? Kesinlikle işini bırakma. Çünkü mutlu olmayacağın yeni bir iş senin için mantıklı değil ki. Dünyada insanların aradığı en önemli huzurlardan biri bu. Doğru işi bulmak. Hayatında keyif aldığın işi yapmak. Mutlu olduğun işi yapmak. Bazısı vardır sadece kuaförlük yapmaktan hoşlanır. Bundan hoşlanır. Bundan haz duyar. Parasından değil, bu işten. Ve bir bakarsın inanılmaz saçlar çıkartır ve çok büyük paralar kazanır. Bu onun çok yetenekli olmasından dolayı değildir. Aslında belki de içindeki o yapma isteğidir. Bir hikayeyle bitireyim. Çok eski bir arkadaşım vardı, askeri okurdu. İsmi Ahmet. Kulaklar açılmasın mutlaka. Bir yerlerde karşılaşırız inşallah. Çok iyi saz çalardı. Bilirsiniz belki askeriyede çocuklarınız okumuştur ya da askere gidenleriniz vardır. Askeri kamplar olurdu. Kampa giderdiniz bir ay boyunca aileden uzak. E tabi aileden uzak olunca saz da ayrı tınlar. Bilirsiniz öyle işte hüzünlü geceler. Biz arkadaşlarla oturduk, o koca saplı bir sazı vardı. Bir koyardı sazı, tabi alkol almak yasak. Ama alkol gibi gelir derler yani. Bir başlardı çalmaya. Böyle ağlardık artık. Saatler sonra Ahmet ne olur bitirme. Çelpe çalardı, çelpeli çalardı. O teknik çok iyiydi. TRT'de teklif almıştı ve askeri okul okuyordu. Tabii ben o aralar kendi adıma söyleyeyim. Hayallerimden bir tanesi rockstar olmaktı. Yani böyle şarkıcı olmaktı. Bağırmak, şarkılar söylemek. Hep Ahmet'e derdim ki ya Ahmet sen kafan çalışmıyor. Ya arkadaşım şöyle bir yeteneğin var. TRT seni istemiş. Oğlum gitsene. TRT'de çalsana, buradan alacağın maaşın adedi belli. Git TRT'de bir kaset çıkar, zengin olursun. Ben alırım dedim kasetlerimi. Ne dedi biliyor musunuz? Hiç unutmam. Abi dedi, bu saz para için çaldığında çalmıyor be derdi. Çalmıyor derdi, bu gitmiyor derdi. Ama böyle derdi, dört tane beni böyle dinleyen olunca çalıyor bu lanet olası derdi. İstemekle ilgili. O bana hayatındaki en büyük öğretilerden biri. O yüzden bir adam gerçekten isteyerek bir şey yaptığında verdiği sonuç, çıkarttığı ürün daha iyi oluyor. O yüzden eğer sevdiği işi yapan birine bu işi sunuyorsanız sakın sunmayın. Çünkü sevdiği işi yapıyordur. Bu iş dünyada %90-98 sevdiği işi yapmadığı için insanlar güzel gözüküyor, cazip gözüküyor. Cazip kısımları var. Tatmin edecek çok şey var değil mi? Para var, ek gelir var, seyahat var, arkadaşlık var, kendi kariyerini arttırmak var, tanınmak var, iyi işler bırakmak var, kitap yazmak, her şey var. Sen acaba içinden hangilerini istiyorsun? Network marketing bilmeyen birine bence iş anlatırken en önemli kriter karşılığının istemesi ve sizin de doğru soruları sormanızdan geçiyor. Umarım bu eğitim işinize yarar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.